Ispanakların kök kısmından ıspanak çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kök kısımlarını aldım. Şu üst küçük kısımlarını kestim ve sirkeli suda bekletip temizlenmiş bir halde küçük küçük doğramaya başlayacağım. Bu şekilde küçük küçük dilimledim. Dilimlemeden de yapabiliyorsunuz. Bütün kök haliyle yemek isteyenler de var. Ya da dilimlemeden tencereye attığınızda da en son rondodan da geçirebiliyorsunuz. Tencereme 6-7 yemek kaşığı civarı zeytinyağı döküyorum. Küp küp kestiğim bir adet orta boy soğanımı yağımın içine alıp kavuruyorum. 2 diş sarımsağı rendeledim arkadaşlar. 2 orta büyüklükteki sarımsağı. Eğer ki sarımsak seviyorsanız mutlaka ekleyin. Çünkü bu çorbaya çok yakışıyor. Seviyorsanız deneyin derim. Soğanlarım kavrulduktan sonra köklerimi de içine atıyorum. Ve birlikte güzelce kavuruyorum. Laplar güzelce kavruldu arkadaşlar. Üzerine su ekliyorum. 4 su bardağı, 3-4 su bardağı civarı su ekleyip biraz da böyle pişmesini bekleyeceğim. O sırada da hemen terbiyesini yapacağım. 1 su bardağı yoğurt, 2 çorba kaşığı tepeleme un, 1 adet de yumurta kırıyorum. Önce bunları güzelce bir karıştıracağım. Kaynayan çorbamın suyundan birkaç kepçe, 2-3 kepçe alıp terbiyesiyle birlikte karıştıracağım. Bunu yoğurdun kesilmemesi için yapıyorum. İçinde yoğurt var biliyorsunuz terbiyede. Kesilmemesi için suyundan biraz alıp karıştırarak açıyorum. Çorbama ilk etapta bilerek az su koydum ki şu an terbiyesini ekleyeceğim. Terbiyeyi ekledikten sonra gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Şimdi ne kadar su istiyorsa ona göre su takviyesi yapacağım çorbama. Çorbama 2 su bardağı civarı gene su ekledim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şöyle bir kıvamda akıcılığı ve şimdi yine kaynamaya bırakıyorum. Çorbam kaynadı arkadaşlar ve çorbamın altını kapattım. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuzu çorbam kaynadıktan ve altını kapattıktan sonra ekliyorum ki yine bir kesilme söz konusu olmasın. Şimdi tenceremin kapağını da kapatıp çorbayı dinlenmeye alacağım. Bu çorbaya yakışan en güzel şeylerden biri de arkadaşlar, mutlaka tereyağı üzerine yakın. Gerçekten bu çorbaya o da çok yakışıyor. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.